yani şimdi dün Sayın Davutoğlu dedi ki bize, biz bunları altılı masada konuştuk. Liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu cebimizde bir. İki, bakanların da en az bir bakanlık herkes de alacak. Bunlar kesinleşmedi mi? Şimdi metin oluşmadı. Bu konular eğer gerçekten liderlerin arasında değerlendirilen konulardan birisi ise onu tabii ki liderlerin yansıtacağı bir durum. Ama şunu açık yürekle söyleyebilirim. Şu anda bizim koordinasyonumuzda yürüyecek bu metin henüz netlik kazanmadı. Bu bahsettiğiniz şekilde işte Cumhurbaşkanı yardımcısı verilecek, şu kadar bakanlık verilecek. Bunları söylemek için gerçekten şu anda çok erken. Bu metin üzerinde çalışıyoruz, onu söyleyebilirim. Sayın Davutoğlu dün söyledi. Görüştünüz mü? Yani Sayın Akşener'le daha sonra bir görüşme oldu mu bilmiyorum. Ya da dünkü açıklamaları takip ettiğinizde... Altılı Masa 26 Ocak'ta olacak. Tamam. Oradan hep birlikte zaten o toplantı sonrasında... Şöyle anlayabilir miyiz yani? Tutumunu... Bu olabilir, olmayabilir gibi mi anlayalım şimdi biz bunu? Evet, yani bu şu anda netleşmiş bir konu yok. Çalışıyoruz. O zaman düne reset mi atıyoruz? Ya şöyle, şimdi bakın... Hani, ama gerçekten, buradan bir bakın, polemik üretmek, bakın şöyle polemik üretmek istemem doğrusu. Çünkü ama biz gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz. Yani şöyle altılı masada Sayın Davutoğlu altılı masanın bir genel başkanı olarak yayınımızda dedi ki bunlar bu şekilde olacak dedi. Ben hatta konuştunuz mu? Herkes mutabık mı? Evet, mutabık dedi. Sordum. Ya, bu değerlendirmeye benim bir şey söylemem doğru değil. Bakın. Bildiğim bir şey var. İyi Parti'nin durduğu yerden bakınca yani biz henüz bu konuları netleştirmiş değiliz ve çalışma devam ediyor. O kadarını söyleyebilirim. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'nin şu anda beklediği bu sorunların çözülmesi adına seçilecek Cumhurbaşkanı'nın en iyi şekilde çalışması nasıl sağlanacaksa gerçekten bunu sağlamış olacağız. Oraya şunu ekleyeyim. Yani işte bu Cumhurbaşkanı işte bir kriz çıkar, fikirler çatışırsa şöyle olur, böyle olur. Oradaki esas hedef o Cumhurbaşkanının başarılı olması ve Türkiye'yi hak ettiği sistem değişikliğine taşıyabilmek. Şimdi biz onu nasıl inşa edeceğimizi hep birlikte değerlendiriyoruz. Bizim... Peki bu eşit imza ile ilgili falan söylediği alınacak ciddi stratejik kararlarda herkesin onayı olacak, olmazsa alınmayacak. Bir partinin %1 alması da %20 alması da bu anlamda... Bununla ilgili çok net söyleyeyim, henüz yani sonuçlanmış bir yetki dağılımı içeriği yok. Çünkü çalışma devam ediyor. Yani doğasına aykırı. 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız bir çalışma bu. Hep birlikte ben bütün partiler... Ben yazdım dedi, verdim dedi. Dün Sayın Genel Başkan'a teslim ettiğini söyledi. Hatta son yaptığınız toplantının tüm noktalarını... Kendi değerlendirmesini vermiş olabilir Sayın Davutoğlu. Ama burada altılı masanın beraber bu konuda ortak mutabakatını sağlanması gerekiyor. Ve bu mutabakat içinde 26 Ocak'a lütfen beklememiz gerektiğini ben İYİ Parti sözcüsü olarak söyleyebilirim. Ya bu, yani beraber karar aldık dediği şeylerin aslında daha henüz kararlaştırılmamış şeyler olduğunu ifade ediyorsunuz. Üzerinde konuşulmuş olabilir bakın. Ama kararlaştırılmamış. Evet. Bekleyip göreceğiz. Aksi de olabilir yani. Aksi kriz yaratır mı? Bence yaratmaz. Çünkü burada esas olan en iyiyi bulmaksa burada mutlaka birleşilecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Sayın Davutoğlu... Yani geçmişte de zaman zaman böyle tartışmalar oldu farklı konularda. Yine altılı masaya ilişkin sorgulamalar oldu ama yolunda devam etti her şey. Yürümeye devam etti. Bir şekilde kendi dengesini buldu ve bir noktaya geldi liderler. Ya özür dilerim ama yani bizi de izliyorsunuz. İşte dünkü yayını izlediniz. Bugün bütün Türkiye'de burada bakın tartıştı. Esas mesele ne biliyor musunuz? Bakın Mehmet Akif Bey. Bakın. Kafa karıştırıyor mu biraz? Hayır, kafa karıştırıyor değil. Şöyle. Belki şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Bu tür konuların esasında belki kamuoyunda böyle açıklıkla konuşulması belki doğru olmayabilir. Hani ben kendi durduğum yerden onu söyleyebilirim. Çünkü biz genelde İYİ Parti olarak buna çok dikkat ediyoruz. Yani metinler toplumumuza açıklanmadan önce bununla ilgili çok fazla açıklama yapma gereği duymuyoruz biz. Çünkü teknik yürütülen bir konuda henüz kesinleşmediği zaman bunu açıkladığınızda bir beklenti oluşuyor, bir kanaat oluşuyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mesela. Neler olacak derseniz o metinde. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Lütfen. Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılması. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması. Devlet Personel Başkanlığı'nın yeniden kurulması. Bunlar olacak. Merkez Bankası'nın bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması. Şimdi mesela yürütülen çalışmalardan bir tanesi bakanlıkların sayısı ve bunların
işte isimleriyle ilgili de bir çalışma yürütülüyor, ortak çalışma. Çünkü ama herkese bir bakanlık verilecek mi, bu kesin mi, o daha belli değil. Şimdi hayır, şöyle. Elbette Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı bu masanın adayı olup seçildiği takdirde elbette burada bir dağılım olacak. Hükümette birlikte yararlanılacak. Yetkiler dağıtılacak, sorumluluk dağıtılacak. Ama şimdi burada şu kadar bakanlık olacak, bu parti şu kadar bakanlık alacak. Benim bunu demem doğru değil. Teknik olarak da doğru değil, etik olarak da doğru değil. 26 Ocak'taki toplantıdan sonra zaten milletimiz bunu görecek. Peki şunu normal buluyor musunuz? Yani %1 alan bir siyasi parti olur olmaz bilmiyorum. Yani şey olarak, senaryo olarak söylüyorum. Hı hı. %1 alan bir siyasi partide Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak genel başkanı. %15 alan bir siyasi partinin genel başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Stratejik kararlarda bu genel başkan yardımcıların, genel başkanların yani Cumhurbaşkanı yardımcılarının tamamının eşit söz hakkı olacak. Bu mutabık mısınız bu konuda? Ya şimdi şöyle, bu eşit kavramı üzerinden konuyu derinleştirdiğinizde burada bir yere varmak... O üzerinden söylüyorum ben bunu yani. Burada bakın, ilkesel olarak elbette yani kolektif iradeyi yansıtmak adına bütün bu altılı masa içerisinde yer alan, devam eden partilerin iradeleri, görüşleri, politikaları tabii ki yansıyacak. Zaten biz hükümet programında da geçiş süreci yol haritasında da kendi projelerimizi buraya sunuyoruz. Onlar bir mutabakat zemininde metne giriyor. Örneğin İYİ Parti'nin 2 yıl önce geliştirdiği Rüzgar Gülü projesi. Bakın çok konuşulmuyor böyle şeyler. Yani okul çağındaki çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği projesi. Bu bizim projemizdir. Ve bu proje gerçekten çok ciddi yer buldu. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı bizim bu projemizin halkta yarattığı olumlu etkiyle belli kararlar almaya başladı. Mesela bizim bu projemiz bu programa yerleşti. Bakın. Diğer partilerin de benzer projeleri yerleşiyor. Ama olayı bakanlık sayısına falan getirdiğimizde burada gerçekten güzel. Bizden umut bekleyen evet. milyonlarca insanımıza haksızlık yapmış oluruz. Öyle ben mi? Böyle bir tartışmanın devam ettirilmemesi yönünde olduğum için de bunu özellikle size söylüyorum. Merak inanın, etmeyin. Şimdi burada ekonomiye dair, öğrencilerimize dair yapılan çalışmaların hepsi çok kıymetli. Gerçekten faydalı olan her çalışma için herkese müteşekkiriz ama herkesin merak ettiği ve beklediği, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneteceğiniz için, haklılar tabii ki, iktidara talip olduğunuz için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, bakanlıkların nasıl dağıtılacağı, milletvekillerinin yeni seçim kanununa göre nasıl organize edileceği, burada %1 alanla %15 alanın aynı söz hakkına sahip olacağı meselesinin, yani iktidar bunu sivil darbe olarak değerlendirdi. Şimdi, mesela bir şey söylemeyecek misiniz? Bakın. Ben söyledim zaten. Evet, o açıklamanızı bakın, gördüm. Şu anda da söyledim, yine söyleyeyim. Seçilecek Cumhurbaşkanı, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı bu köklü sorunları çözebilecek birleştiricilik, tecrübe ve heyecana sahip birisi olacaktır elbette. Bütün inancımız, kararlılığımız bu yöndedir İYİ Parti olarak. Ve böyle bir Cumhurbaşkanı seçildiğinde onun en rahat koşullarda çalışması esastır bizim için. Ama biz şimdi metinler üzerinden gidiyoruz. Yani ilkeler üzerinden. Anayasa nasıl bizim hukuki çerçevemizi, ülkemizi belirleyen nihai metinse, biz ilkeler ve prensiplerle bu hükümet programı ve geçiş ve yol haritası dediğimiz metni açıkladıktan sonra... 30 Ocak. Evet. Biz bunların hepsini 30 Ocak'ta öğrenecek miyiz? Evet, öğreneceğiz. Yani bakanları... Yani büyük ölçüde... Başkan yardımcılarını... Büyük ölçüde bunlar açıklığa kavuşmuş olacak. O zaman dünkü yayını şimdilik unutuyoruz. 30 Ocak'ta öğreniyoruz. Eğer 30 Ocak'ta Sayın Davutoğlu'nun söylediği gibi olursa, Sayın Davutoğlu önden bize jest yapmış, hepsini paylaşmış oldu gibi bir durum var. Yani siz öyle değerlendirirseniz tabii bir ben şey diyemem. Ben bir gazeteci olarak öyle değerlendiririm. Yani bakın, benim şöyle, yayınımda paylaştığı şimdi, için. Şimdi şöyle, gerçekten bu masanın biz kendi durduğumuz yerden kararlılıkla devam etmesini ve bütün tartışmaların dışında söylüyoruz bakın. Ortak ve tek bir adayla seçime gitmesini esas alan bir partiyiz.